Bizim Bob Marley Faruk'un arkadaşları geldi. Bir tanesi şu şapkalı olan, erkek olan, Oregon'dan geliyor, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yanındaki de kız arkadaşı İtalyanmış. Köpek de kendine bir arkadaş buldu. Arkadaşlar bizimle aynı evde kalacaklar bugün. Siyah köpek yere kakasını yaptı. Olaylar çığırından çıkıyor artık. Adam da bıraktı yalnız burada. Ciao. Arnavutluğun en büyük ikinci şehri olan Durres, başkent Tiran'ın 33 kilometre batısında yer alır. İstanbul'dan Tiran'a uçakla gelirseniz, Tiran'dan Durres'e yarım saat sonra otobüsle ulaşabilirsiniz. Durres, Adriyatik Denizi kıyısında yer alan bir liman kentidir ve buradan İtalya'ya feribotla ulaşımda mümkün. Durres, Türk turistler için hem yakın hem de ucuz bir tatil seçeneği. Şehirde Türk yemekleri, marketlerde de Türk malı ürünler bulabilirsiniz. Abi, Arnavutluk'ta gittiğim dükkanlarda hep böyle insanlar dükkanında beklemiyorlar. Çıkıp dolaşıyorlar, yan taraftaki esnaflara uğruyorlar falan, sohbet ediyorlar. Dükkana geldiğimi görünce de geri gelmiyorlar. Neye bakmıştınız falan diye sormaya gelmiyorlar. Pek böyle satmaya niyetleri yok. Burası mesela bir restoran. Adam böyle bırakmış gitmiş burayı. Kimsecikler yok. Arnavutluk restoranı. Evet, Durres şehrinden ayrılıyorum. Arnavutluğun Durres şehrinden. Bugün çok güzel bir hava var. İnsanlar denize giriyorlar. Güneşleniyorlar. Ama ben buradan ayrılmak zorundayım. Yeterince uzun kaldım zaten. Bob Marley Faruk gittikten sonra ben burada bir hafta daha kalıp videoları editledim. Sizler için yeni videolar yaptım. Ve yakın zamanda da Makedonya'ya gitmeyi düşünüyorum. Bakalım, belki bugün otobüs bulursam, kafama eserse bugün gideceğim. Makedonya'da Ohrid Gölü var. Ohrid Gölü'nü çok merak ediyorum. Daha önce Ohrid'e kardeşim gitmişti. Bana çok güzel bir yer olduğunu söylemişti. Anlata anlata bitiremedi. O yüzden en çok orayı merak ediyorum Makedonya'da. Daha sonra da başkentine gideceğim. Üsküp'e. Arnavutluğu beğendim ama biraz da garip geldi. Çünkü burası fakir bir ülke ama sokaklarda hep çok lüks arabalar görüyorum ya. Yani böyle BMW'lar, Audi'ler, Mercedes'ler, sürekli bunları görüyorum. Nasıl bir şeyler dönüyor anlamak zor. Onun dışında Arnavutluk yemekleriyle çok güzel. İnsanlarında da pek bir sıkıntı görmedim. Yani işte videoda görmüştünüz, bir tane otobüste kazıklanmıştık. Sonra da hakkımızı aradık. Karşı çıkmışlardı. Hatta kamerayı kırmaya kalkmıştı adam. Ama onun dışında bir sıkıntı olmadı yani. Herkes Türkleri çok sevdiklerini söylüyorlar ama ben öyle Türk'üm deyince o kardeşim benim falan diyen kimse görmedim. Belki de ama seviyorlardı. Arnavutluk'ta kahve o kadar önemli bir içecek, o kadar önemli bir kültür ki her gittiğiniz yerde karşınıza bir kahveci çıkıyor ve insanlar burada kahve içmeye bayılıyorlar. Şu anda ben terminale geldim. Burada vapur, otobüs ve uçak biletleri satılıyor. Ben de Arnavutluk kahvemi içiyorum. Yani bizim Türk kahvesine çok benziyor. Bakalım tadı nasıl. Türk kahvesinden biraz daha yumuşak. Türk kahvesi çok sert. Bu biraz daha yumuşak. Bunun altında herhalde öyle bir telve gibi bir katman yok. Gayet yumuşak geldi.
Abi adam otobüsün içinde muz satıyor. Şu anda Tiran'a gidiyorum, başkente. Oradan otobüs değiştireceğim. Yola çıktık. Makedonya'ya otobüs bulamadım. O yüzden bugünlüğüne Berat şehrine geldim. Berat, Arnavutluğun en meşhur şehirlerinden birisi, UNESCO tarafından koruma altında. Şu anda bir tane hostele doğru yürüyorum. Arnavutluk'ta terminalleri şehrin bayağı uzağına yapıyorlar. Ondan sonra ya taksi tutacaksın ya yürüyeceksin. Berat şehrinin girişine bir afiş atmışlar. Herhalde Ramazan ayınız mübarek olsun gibi bir şeyler yazıyor. Biliyorsunuz Arnavutluk'ta hem Müslümanlar hem Hristiyanlar yaşıyor. Ve her yerde karşıma cami çıkıyor. Bu arada şuradaki evler Berat mimarisi. Yani yeni olanlar var ama eski olanlar da var. Berat'ta böyle dağ başında sıra sıra evler göreceksiniz. İşte Berat'ın muhteşem mimarisi. Bunlar hep tarihi taş evler. Dağ yamacında, nehir kenarında bulunan bu evler o kadar estetik ki UNESCO bu şehri koruma altına almış. İki tane köprü var bu civarda. Şimdi ben bir tanesinden geçiyorum. Diğeri de ona çok yakın. Şurada duruyor. Uzaklara hiç köprü yapmamışlar adamlar. Bu ne satıyor ya? Dayı alet edevat satıyor burada. Şu karşısı Berat Kalesi, dağın tepesinde görülen. Kalacağım hostele geldiğim Berat Backpackers. Hadi bakalım yer var mı acaba? Sen jälkeen mä menen Pohjois-Makedoniaan ja Kosovoon. Sen jälkeen ei mitään tietoa. Toukokuun lopussa kotiin. Your energy, we can flex.
When love, when hearts, we make it from the start. When love, when hearts. One more time, yeah. When love, when hearts, we make it from the start. When love, when hearts. Cause every time keep your head up and see your possibilities. Dedicate yourself to improve your ability. Use your brain to bug our negativity. Always be in control of your own destiny. Rise to the top and do a lot of charity. Speak positive and honest, true and kindly. Hey, bravo. Medley, evet. Mixed up some songs.